nezaket göster. Bu iş er geç olacak ey bedenim. Sen de bir parça metanet göster der şair ifadelerinde. Her dünyaya gelen canlının ölüm hakikatiyle mutlak anlamda karşılaşacağı ve bunların içerisinde en kıymetli, en muteber, en değerli olan varlık olmamız hasebiyle bütün bu olup bitenlerden ders çıkaracağımız, ibret alacağımız bir dünyada yaşıyoruz. Kısa, geçici, ahiret dediğimiz uzun ve hayırlı olan aleme sürekli yol halindeyiz. Değerli dostlar, alimin ölümü, alemin ölümü denir bir ifadede. Meslektaşımız, büyüğümüz, öğretmenimiz, komşumuz, sevdiğimiz, her şeyden öte mesleğiyle kendisi hakkında çok iyi şeyler duyduğumuz, insanlık kalitesi açısından da hakikaten iyi bir insandı diyebileceğimiz bir büyüğümüze son görevimizi yerine getireceğiz. Ben öncelikle geride kalan sevgili eşi, evlatlarına ve sizlere Rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum inşallah. Kazım hocama Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hani biz cenazelerde sorarız ya bunu nasıl bilirsiniz diye. Bugün onu düşündüm ben. Bu soruyu Kazım hocamın öğrencilerine sormak lazım. Nasıl bir öğretmendi? Hep iyi olumlu şeyler duyduk. Bir insan için herhalde yapmış olduğu şeyi en iyi, en güzel yapması bu dünyada iyi biliriz demeyi gerektirecek güzel bir davranıştır diye düşünüyorum ben. Efendim, bundan yaklaşık 2 hafta önce memleketimizin büyük ekseriyetinin yıkıldığı, insanların enkaz altında can verdiği bir tarihten günümüze geliyoruz. Ölüm acıdır, zordur, kolay değildir, ebedi bir ayrılıktır. Ama ölüm en az o kadar da bir hakikattir. Ve o yüzden gayet tabii ki cenazelerde biz üzüleceğiz, elem duyacağız, ağlayacağız, gözyaşı dökeceğiz. İnsanın sağlıklı bir insan olmasının en önemli, en güzel yanı burası olsa gerektir diye düşünüyorum. Ama şunu çok iyi görüyoruz ki bu işin tadını, tuzunu, demini kaçırmadan bu dünya aleminden ebedi aleme uğurlamış olduğumuz kişilerin bir anlamda ruhunu incitmeden uğurlamak, onlara son görevimizi yapmak daha da güzel, daha da şık, daha da yakışıklı olur diye ifade etmek lazım. Bu duygu, bu düşünce içerisinde hem Cuma'nın vakti, Cuma zamanı geldi. Mutlak anlamda buradan eğer camiye veya mesajla iştirak edemeyecek olan kardeşlerimiz varsa Kazım hocama lütfen haklarını helal etsinler. Haklarını helal etsinler. Haklarını helal etsinler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık. Amin.